Biyoçeşitlilik konusunda gerçekten ne kadar bilgi sahibiyiz? Bence bu çok açık uçlu bir soru. Adeta okula giden çocukların kabusu olan final sınavlarındaki soruya benziyor. İnsanlar tarafından henüz keşfedilmemiş şeyleri alfabetik sırada yazınız. Hmm. Fakat gerçek bir soru soracak olursak, biyoçeşitlilik hakkında neleri bilmiyoruz gibi bir soru hakkındaki gizeme bilimsel bir bakış açısı getirmeye çalışan insanlar var. Neyi bilmediğimizi nasıl tahmin edebiliriz? Acaba daha ne kadar bilinmeyen şey var? Hala keşfedilmeyi bekleyen neler kaldı? Yani asıl soru şu: Gezegenimizin tür zenginliği nedir? Aslında Dünyada kaç tane tür var ve bu türlerin kaç tanesi adlandırılmış gibi sorular sorulduğunda insanların cevaplamaya çalıştıkları şey de zaten bu. Esasında bunların hepsi belli bir yere gidip etrafımıza dikkatlice bakarsak ne olur sorusunda özetleniyor. Burada gördüğümüz şeylerden kaçının ismini söyleyebiliriz. Buradan ayrıldıktan sonra insanlara Orada 600 çeşit böcek türü, 800 çeşit çiçek türü keşfettik diyebilir ve de bunların bir listesini yapabilir miyiz? Biyolojik çeşitliliği kaydetmek ve anlamaya çalışmak aslında bana göre dilin oluşumuyla başlamıştır. İlk zamanlarda etrafta humurdanan insanlar zamanla birbirleriyle iletişim kurmak zorunda kalmışlar. Birbirlerine dikkat et, o şey bizi yiyecek ya da bu şeyi yiyebiliriz diyebilmek için iletişime başlamışlar. Aradaki farkı bilmek lazım. Bu son derece temel ve aynı zamanda çok da önemli bir sınıflandırma bilgisi içeriyor. Bunu yapabilmek çevreniz hakkında bilgi sahibi olmak demek. Yani oradaki bulunduğunuz ortamdaki biyolojik çeşitliliği bilmek demek. İlk kelimeler muhtemelen böylece gelişmişti. İnsanları bir dil geliştirmeye iten dürtü muhtemelen Ormanda onları kovalayan her neyse, onun ya da yenmemesi gereken yeşilliklerin biyolojik çeşitliliğini tanımlamaktan daha güçlü değildi. İşte buna taksonomi yani sınıflandırma deniyor ve bunu yapmak biyoçeşitliliği bilmek demek. Biyoçeşitliliği tanımlayan ilk yazılı kayıtlar milattan önce 428 ile 350 yılları arasında yaşamış olan Yunan filozof Platon'a ait. Platon kendine ait özcülük diye bir kavram geliştirerek doğada gördüğünüz karmaşayla uğraşmaya ve onu tanımlamaya çalıştı. Özcülüğe göre doğadaki türler ve sınıflar ideal bir formun mükemmel olmayan ifadesidir. Her bir türün farklı bir tasarımı ve bunların her birinin derin özleri vardır. Gizemli bir varlık bunların Hepsinin oldukları şey olmadıklarını sağlamaktadır. Çok bilimsel bir fikir değil belki ama yine de tamam işte farklı farklı hayvanların olmasının nedeni demek ki bu söyleminin tam karşılığı. Evet, işte bu yüzden salyangozlar, deniz kestaneleri ve de balıklar var. Platon'un son derece zeki ve buna bağlı olarak da ünlü bir öğrencisi vardı. O da Aristoteles. Aristoteles genelde biyoloji biliminin kurucusu olarak bilinir. Hayvanlarla ilgili son derece özenli çalışmaları bulunur. Historia Animalium yani hayvanların tarihi de bunlardan biri. Kitapta neden farklı özlerin ve farklı şeylerin var olduğunun, bunların neden bir şeyden başka bir şeye değişebildiklerinin ya da değişemediklerinin felsefesini irdeleyen çeşitli bölümler yer alıyor. Aristoteles'in hayvanlarla ilgili fikri, yaratılış merdiveni, doğa merdiveni ya da Scala Naturae olarak bilinen düşünce üzerine şekillenmiştir. Scala, merdiven, Naturae ise doğaya ait demektir. Bu merdiven, Aristoteles'in dünyadaki çeşitliliği daha kolay açıklayabilmek için kurduğu bir sistemdi. Ancak zaman içinde herhangi bir değişiklik olmadı. Hayvanlar bir şeyden başka bir şeye dönüşmediler ipe dizilmiş inciler gibi birbirlerine temas ediyorlar, ancak değişmiyorlardı. Orta çağ, insanların berbat şeylerle uğraştıkları karanlık bir dönem olarak bilinir. Ancak gerçekte, savaşların ve hastalıkların arasında dönemin en eğitimli insanları kitap yazmakla meşguldüler. Bazen de doğa hakkında bildiklerini sıraladılar. Bunlara canavarlar kitabı deniyordu. Bu kitaplar çoğunlukla din adamları tarafından cemaatlerine ilahi yaratılış konusunda bilgiler ve ahlaki dersler vermek üzere hazırlanırdı. Mesela özellikle yavaş hareket eden organizmalar tembellik hakkında derslere dahil edilirdi. Ya da çalışkan organizmalarda hadi oraya git ve yapman gerekeni yap gibi bir mesaj içeren derslerde yer alırlardı. Çiçekleri tozlaştıran arılar gibi çalışkan olun ya da bir kunduz gibi olun ve bir baraj inşa edin gibi mesajlar mesela. Bu kitaplar bazen su aygırı ya da gergedan gibi hayvanların gerçeğe uygun resimlerini içermesi açısından da önemliydi. Ama gerçeklik bu eski yazarları hiçbir zaman sınırlamadı. Hikayelerinde tek boynuzlu atlar ve deniz yılanları gibi canlılar da vardı. Gel gelelim Sadece birkaç yüzyıl öncesine kadar insanlar bu gibi şeylerin bilimsel taraflarını anlamaya çalışmamışlardı. Mesela eski dostumuz Linnaeus, canlıları düzenli olarak adlandıracak ve tanımlayacak bir sistem tasarlama işinde epey ileri gitti. Peki bugün farklı olan ne? Biyolojik çeşitliliği tespit etme sürecini hızlandıran pek çok teknolojimiz var. Örneğin uzaktan kumanda edilebilen denizaltılar, okyanusların derinlerine dalıyor, yeni yaşam biçimleri bulmak için büyük araştırmalar yapılıyor. Moleküler tekniklerle henüz tamamı bulunmamış organizma parçaları üzerinde bile farklı türde DNA'lar aranıyor. Tüm bu ilginç yöntemlerle biyoçeşitlilik hakkında bilgi toplamaya ve aslında toplamda kaç çeşit organizma olduğu bulunmaya çalışılıyor. 2010 gibi yakın bir tarihte araştırmacılar toplayabildikleri tüm numunelerle ve bilgilerle dünya üzerinde kaç tane türün var olduğunu hesaplamayı denediler. Yayınlanmış bilimsel araştırmalara baktılar, farklı uzmanlarla konuştular ve en iyi ihtimalle dünyada 3 ila 100 milyon arasında tür olduğu sonucuna vardılar. Fakat bu gerçekten çok geniş bir aralık. Camila Mora ve arkadaşlarının 2011'de yayınladığı bir makalede ise dünya üzerindeki toplam tür sayısını tahmin etmek için bir dizi matematiksel model geliştirildi. Bu modeller, farklı organizma gruplarında keşfedilen türlerin oranına ve bunların bölümden türe kadar sınıflandırma basamaklarında ne şekilde düzenlendiklerine dayanıyordu. Mora ve arkadaşları yaklaşık 8,7 milyon tür olduğunu tahmin ediyordu ama burada da bir hata payı var. Yani bu sayı 8,1 ya da 8,2 milyonla neredeyse toplamda 9 milyon arasında herhangi bir yerde olabilir. Bu da geniş bir aralık ama en azından biraz daha daraltılmış durumda. Yani şu ana kadar... 1,2 milyon tür isimlendirilmiş ve tanımlanmış bulunuyor. Yani Mora'nın tahminine göre toplamda olduğunu düşündüğümüz canlı sayısının %80 ila 90'ı gibi büyük bir kısmı bu işlerle 250 yıldır ilgileniliyor olmasına rağmen hala daha keşfedilmeyi bekliyor. Artık henüz bilmediğimiz şeylerin miktarı hakkında bir tahminimiz var ve bu da düşündüğümüz problemin çok büyük bir kısmı. Bazı yerler hakkında diğerlerinden çok daha fazla bilgiye sahibiz. Bir yağmur ormanının ücra bir köşesinde yaşayan bildiğimiz türlerin sayısı, muhtemelen bir çölde ya da ulaşılması daha kolay bir bölgede yaşayan bildiğimiz türlerden daha azdır. Sonuçta ulaşılması kolay ortamlarda yaşayan türleri görmek çok daha kolaydır. Başka bir örnekse, mesela okyanus tabanının sadece %5'inin keşfedilmiş olması. Buralar çoğunlukla çok karanlık ve en derin kısımlara ulaşmak son derece zor. O yüzden denizin derinliklerindeki yaşamı belgelemek hiç de kolay değil. Bunu söylemek kulağa tuhaf gelebilir. Fakat aslında bir açıdan daha fazla bildikçe daha az biliyoruz. DNA örneği almayı ne kadar iyi bilirsek, mesela sadece bir küçük şişe deniz suyundaki ya da bir avuç topraktaki DNA örneklerini inceleyerek orada bulunan farklı DNA türlerini ayrıştırıp farklı türleri görebilir ve daha fazla canlı türü bulabiliriz. Elimizdeki görevin büyüklüğünü düşünürsek biyoçeşitliliği korumanın mümkün olup olmadığıyla ilgili karara varmak bile umutsuzluğa sürüklenmemize sebep olabilir. Peki bunu yapma zahmetine neden katlanıyoruz? Aslında bunu yapmak için yeryüzündeki türler kadar çok nedenimiz var. Her şeyden önce neyi kurtaracağımızı bilmek için ilk olarak neyin var olduğunu bilmemiz gerek. Sadece yüzde 10'unu biliyor olsak da bu hala başlangıçta bildiğimizden yüzde 10 daha fazla, öyle değil mi? Bu yüzden payı yavaş yavaş da olsa şüphesiz ki giderek artıyor ve bulunan her yeni tür bize yaşamın çeşitliliği hakkında yeni ve hayati bulgular sağlıyor. Ayrıca başlangıçta verdiğim final sınavı kabusuna dönersek, şu an bildiklerimizi kullanarak bilmediklerimizi tahmin etmek için de modeller oluşturabiliriz. Bilgimiz arttıkça yapacağımız tahminler daha doğru olacaktır. Bence bu buz hokeyi antrenörü olmakla benzer bir durum. Eğer oyuncularınızın sadece %10'unun adını biliyorsanız, ne kadar etkili bir antrenör olabilirsiniz ki? İsimlerini bilmiyorsanız buzun üstündeki adamlara nasıl bağırarak talimat vereceksiniz? Oyunun temposunu nasıl kontrol edecek? Yeni stratejileri nasıl iletecek ve hatta ceza alanında kimin olduğunu nereden bileceksiniz? Oyunu anlamak için tüm oyuncuları, pozisyonlarını ve ne kadar iyi olduklarını bilmelisiniz. Yani kısacası onlarla ilgili mümkün olduğunca çok şey bilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Biyoçeşitliliği ve sağlıklı ekosistemleri anlamak için de biyoçeşitlilikte paydaş olan oyuncular ve bunların rolleri hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi sahibi olmalıyız. Görünen o ki daha yapacak çok işimiz var. Ama bize rehberlik edecek o kadar fazla uzman yok. İşte tam da bu yüzden farklı teknolojilerin ve yaklaşımların desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca Bilim insanı olmayan ama konuyla ilgili olan insanların yardımına da ihtiyacımız var. Herkes yardımcı olabilir. Daha fazla insana ihtiyaç var. Amatör bilimciler araştıracak, keşfedecek ve bulduklarını bilim insanlarına aktaracaklar. Aslında insanların çevrelerindeki biyoçeşitliliği anlamak ve onunla ilgili bulgularını aktarma konusunda en başından beri yaptıkları da zaten bu. Günümüzde hala biyoçeşitliliği keşfetmek, anlamak ve aktarmak için azimle çalışıyoruz. Çünkü bu konudaki ihtiyaç insanlık ve insanlığın devamı için hiç olmadığı kadar büyük bir önem ve aciliyet kazandı.